Herkese merhaba değerli arkadaşlar. Planet Crafter'da yine gezegenimizi yaşanılır bir hale sokma çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hem video çekiyoruz sevgili YouTube'umuz için hem de TikTok'ta canlı yayındayız izleyen arkadaşlarımız için. Evet, oyna butonuna basalım. Yükle kardeş. Bir sürü iş var. Yapılacak. Evet. Bayağı da bir ses çıkıyor bunun ya. Şimdi durumumuz bu. Göller oluşmasına az kaldı ama biraz yavaş ilerliyoruz diye. Basınç fena değil de sıcaklık çok kötü düştü ya. İridyum çubuğu. Şunların K3 değil mi bunlar? Yukarı çıktık. İridyumumuz bol miktarda var da. Şimdi yine demir sıkıntısı çektiğimi hatırlıyorum. Niye 3 tane osmiyum var abi? O zaman şuraya isim değiştirelim. Ufak bir zıkıntı olmuş. Tamam, buraya çubuk olayını koyduk. Şimdi çantamız boş. Uranyum aşağı kata koydum diye hatırlıyorum. Daha sonrasında başka materyaller de geleceğini biliyorum. Yani kumaş için belki bir craft daha yapabilirim ama şimdi burada titanyumumuz mevcut ama demirimiz yok. Demire ihtiyacımız var. Evet, yalnız sıcaklığı arttırmamız gerekiyor aynı zamanda. Oksijenimiz çok düşük. Burada bayağı göl oluşmaya başladı eyvallah da. Daha fazla oksijen arttıracağız da boostlamam lazım. Bayağı bir işimiz var anlaşıldı. Şimdi bir dakika. Oksijen artısı çok güzel. 13 oksijen artı veriyor. 108 oksijen artı. Bundan sonra bunu yapacağız demektir. Bu saksının çok bir şeye faydası yok abi. Mevzu şu. Şimdilik tabii. Şimdi bu noktada bundan bir tane var değil mi bende? Bunun laboratuvarı da vardı bizde. Burası biyo bilmem ne. Biyo kütle 25 kiloya çıktığında yosun üretici K2. Sanki yosun üretici K1 varmış gibi. Yosun üretici K1 var mı lan? Vallahi yok. Burası da diğer laboratuvarımız abi. Bunları üretmek için kullanacağımız. Şimdi önce belirlediğimiz yerlerden bir loot çekmemiz lazım. Suyu içelim abi. Bir tane oksijen tüpü al.
şu mağara gibi yerde biraz daha abanmam gerekiyor diye hatırlıyorum. Girelim bakalım, lootlamamız lazım. Loot'a aban yürük. Ne iridyum çıktı, magnezyum, demir lazım bir de. Burası böyle maden gibi bir yer. Yalnız bu ne lan? Boşmuş. Bize titanyum, silikon. Şimdi vallahi demir buldum ha. Biraz magnezyum, iridyum. Öyle miyim ulan? Alüminyum bulduysan hiç çökeceğini hiç affetmeyeceksin. Şöyle hop 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 sakin. Evet, çok güzel, dönelim. Şu ne? Buz. Herhalde silikon. Demir. Burada böyle küçük şeyler var. Alüminyum abi. Magnezyum baboş. Bir üst segmenti de bir hallettim galiba ama burada yine bir kısım kalacak ya. Aynen, tekrar bu üst segment bölüme tekrar çıkmamız gerekecek. Şimdilik bir uçalım abi bizim mekana. Oksijenim bitiyor, oksijen. Buraya tekrar geleceğiz. Valla bayağı su oluştu orada ha.
Evet. Arkadaşlar çok özür diliyorum. Sistemde küçük bir problem oluşmuş. Onu öngöremedim. Ben de diyorum ne oluyor arkadaş meğersem sistemsel olarak ufak bir problemle karşı karşıyaymışım. Evet, devam edelim oyunumuza kaldığımız yerden. Şimdi bir de bu mikrofonun sesi biraz düşük galiba. Neden bilmiyorum arkadaşlar. Çözeriz. Onu da çözeriz. Bizim çözemeyeceğimiz bir şey yok. Onu da çözerim ben. Her şeyi çözerim. Şimdi. Bayağı bir mal topladık abi. Oksijenimiz de. Bu kadar şeyi nereye koyacağım? Bir de kullanmıyoruz. Nereye sokacağız bunları? Güzel yere koymuşum ha. Hemen üst katlara bakalım hocam. Hadi git, dönme geri, kapansın yaraj defteri. İridyum, iridyum, iridyum. Güzel. Aşağıya iridyum çubukları yaparız. Onlardan çubuk yapar koyarız biraz. Üstümde kobalt yok. Bir miktar belki magnezyumum vardır dedim. Varmış. Çok nadir de olsa silikonumuz var abi. Alüminyum var mı? 2-3 parça alüminyum var. Demir var. Demir. Biraz daha demir. Silikonları az eksik koymuşum. Şimdi aşağı gideceğim. İridyum çubuğu yapabiliyoruz mu bu elimizdeki iridyumlardan? Bir tane eksik kalmış. Tamam, şimdi gideceğim oraya. Biraz basacağım iridyumu. Sadece yanıma bir oksijen tüpü alıyorum. At bunu abi. Şimdi orada iridyum toplayacağım abi. Geleceğim iridyumdan çubuklar yapacağım burada. O ısıtıcılar dışarı kullanıyor diye biliyorum. Bunlara bir platform yapmak lazım ama demir lazım. İridyum gel. Yani buradaki iridyumların hemen hemen hepsini toplayacağız. Alüminyum. Alüminyum. Sadece iridyum değil. Silikon da topla abi. Yani kezlerde yer var. Chest'ler dolacak. Chest dolduruyorum şu an. Yani o bol iridyum, bol iridyum. İridyum severiz. Oy, maşallah. Ona boyum yetmiyor. Manezyumu ver. Başka bir şey kaldı mı buralarda?
Benim işim orada chest mi var la? Hem de golden chest. Güzel. Ver abi bunları da. Chest'i de parçalayacaksın ki malzeme versin sana. Şu an full. Şu an full. Şimdi. Oğlum bak. Benim sesim yine bir acayip geliyor ya. Kesin mikrofonda bir sıkıntı var. Şimdi. Reis. Benim ses çok düşük. Evet. Çünkü mikrofonun kablosunda hata varmış. Şimdi düzeldi. Hocam şimdi üst kata gidelim, chestleri bir boşaltalım. İridium boşalt ama iridium dolmuş olması lazım şu an. Alüminyumu dolduralım. Alüminyumu. Alüminyumları şuraya koy abi. Bu ne tohumu? Sen altırıcı altın tohumu. Şimdi dur. Silikon. Bir silikon daha. Magnezyum. Alüminyum. Alüminyum. Çubuklar. Şimdi dur. Buraya gel abi, buraya iki çubuğu koy. Bir tohum chest'i full. Koy abi tohumu. Çiçek dağıtıcı çıkana kadar bu tohumları biriktirelim abi. Osmiyum ve kumaş. Değil mi? Başka bir şey yok değil mi? Dursun. Şuradan bir su içelim abi. Bir de süper alışımın chest'i nerede abi? Yoksa yapmadın mı? İridiumlar buz dolu. Biraz daha buz alabilirmiş. Alüminyum, uranyum, kobalt, silikon, magnezyum, titanyum ve demir. Kabak var. Fasulye karşılıklı. 2 mantar, 2 patlıcan, 2 tohum, 1 çubuk. Şurada sülfür, osmiyum ve kumaş. Yani süper alışım için bir chest'imiz yok. Şunu alalım hocam. Süper alışım. Evet, süper alışımımızı da içinde chest yaptık. Bir tane açıyoruz abi, iki süper alışım at içine.
Şimdi bir alt kata ineceğiz abi. İridyum. Hatta daha da alt kata inelim. Şuradan iridyum çubuğu yap. İki. Bir dakika. 6 7 tane iridyum lazım. Bir iridyum çubuğu daha yapayım abi. Bu çubukları ileride kullanacağız çünkü. Alayım çubuğumu kardeş. Koyduk çubuğumuzu. Şimdi mantar, fasulye, kabak. Şimdi chestlerdeki işlerimizi bitiriyoruz yavaş yavaş da şu karanlık bölgeye gidip oraya koyduğumuz makinedeki nevaleyi almamız lazım. Baya her yere gol oluşuyor, gol gol. Ama onlardan demir geliyor, mecbur parçalayacağım. Mesela bak şu chest de boş mesela. Doluymuş lan bu. Alüminyum çıktı, kobalt çıkmış biraz. Kobaltları gönder abi, bunlarla işim yok şu an. Orada osmiyum bulmuştum da. Öbür taraftan arkaya çıkan bir yer var. Osmium'un yatağını bulmamız lazım abi. Isıtmak zorundayız abi mekanı. Gezegeni ısıtmak zorundayız. Aa demir. Oğlum demir görünce dayanamıyorum. Ver. Acayip demire ihtiyacımız var çünkü. Buralarda bayağı demir varmış lan. Ver 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 ver. Oh. Ver 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 babacığım. Bu arada buralarda başka mağaramsı bir yer. Oo. Oo baboş dur. Onun arkasına mı çıktım lan ben? Evet. Ben de bir yere gidiyor sandım lan. Aha demir.
Altın çizme o. Ama chest'i alamıyorum. At bir magnezyum daha. Yani şu an materyal dizimini oksijen bitmesin, oksijen bitmesin. Ana, hava karardı lan. Şimdi üst katlara bir uğrayalım mı? Koyduk uranyumumuzu. Titanyum. 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 Bir de ne silikon var üstümde. Abi bu malzemeleri çok kullanıyoruz. Hemen tohuma gel abi. At abi tohuma. Süper alışım. Çubuklar dedik. Tamam. Chest'lere koyuyoruz ama şimdi asıl mevzuya gelelim abi. Bizim elimizde başka makine de yok, yardır. Geri dön suyumuzu. Şuradaki suları al abi. Şimdi gittiğimiz yerler önemli çünkü şöyle bir sıkıntı var. Buranın içine girdikten sonra arkadan bir yere çıkacağız. Bir göz atmak lazım. Uranyumların yatağı nerede onu bulmam lazım. Thank you.
Yeşil bir yere geldim abi. Şimdi burada sülfür yataklarını bulman lazım Furkan. Burada hayvan gibi demir var. Silikon, demir, kobaltlar. Bol miktarda demir, magnezyum gibi materyal toplamamız gerekiyor şu an. Burası sülfür yataklarının olduğu bir yer. Burada bir yerde sülfür yatakları var. Bak yerlerde bile var. Buralarda sülfürler çıkıyor abi. Buralarda bir yerlere o cevher çıkartıcı zamazingodan koymak lazım abi. Bak şuralarda sülfür çıkıyor abi. Titanyumu alamadım. Var yeri, al gitsin. Alüminyum mu? Aa, ne güzel. Burada sülfür de çıkıyor ama. Ay yer var. Açtık. Çipi alalım. Kumaşı alalım. Bunu alalım. Şu uranyumları alalım abi. Çantada gereksiz bir şey yok. Oksijeni çek. Hadi gidelim. Sülfür yataklarının olduğu yer bu havza olabilir. Buraya cevher çıkarıcı sokup denemem lazım. Cevher çıkarıcıyla gideceğiz. Cevher çıkarıcıyla gideceğiz ama cevher çıkarıcının da şöyle bir durumu var. Orada işte sülfür işaretini gördük mü zaten tamamız ya. Şimdi. Maşallah. Hemen üst kata. Boş mu lan izliyorum Al abi. Alüminyum var. Alüminyum var elimizde. Az miktarda da olsa alüminyumumuz var. Eser miktarda uranyumumuz. Bir miktar silikon. Bir miktar magnezyum şöyle yerli yerine. Sonra yine bir miktar titanyumdan sonra yine bir miktar demir. Değil mi? Şimdi yukarı. Tohum chest abi. Şu tohum, şu da tohum. Şu ne? Sülfür chest mi bu? Şurada da kumaş chesti olacak. Güzel. Elimde ne kaldı? Şu biyoplastiği aşağıdaki o çantanın içine atalım. İç mekan lamba. Kobalt ve magnezyumdan yapılıyormuş. Güzel ama enerji yakıyorsun şimdi. Gerek var elektrik yakmaya, değil mi? Bunlar olmuş mu bu arada?
Evet, bunların hepsi de olmuş. Ben bir üst kata gideyim, şunları yine koyayım yerine. Kabak. Bu ısıtıcıları buradan çıkartacağız da. Eksi 17,5 enerji. Elektrik paneli sıkıntımız var abi. Nükleer enerjiyi üretmek için uranyum çubuğuna ihtiyacım var. Yani yeteri sayıda uranyumum yok. Şu CH çıkarıcı neyle yapılıyor abi? 2 osmiyum bir iridyum çubuğu. Alüminyum ve titanyum alalım buradan birer tane. Bir. Bir. Üst kata. İridyum. 2 osmiyum. Bir de züper alışım. Herhalde bir taneydi o, değil mi? Okey to. Şimdi o sülfür bulduğumuz yere bir gidelim. O sarımtırak olduğu olan yere bir gidek. Ama dur. Oraya direkt gitmek gerekebilir. Bir titanyum, bir alüminyum, bir de silikon. Tamam. Olur da orada sülfürü görürsem. Bir miktar elektrik besleme yapmam lazım ama uranyumu bulamadığımız için. Elektrik paneli yapacağız. Ona iki tane kobalt lazım.
Demir, silikon, milikon neyse. Base'e git abi. Doğru base hocam. Giderken de şunu uğra. Oğlum bak. Tamam, şimdi bir alüminyum, bir silikon, magnezyum falan da var lan üstünde. Ne oluyor oğlum, dur. On abi, benim dehşet elektrik üretmem lazım ya. Uranyum yataklarını bulamadığımız sürece de bu iş olmayacak. Üstümdekiler iyi, malzemeleri kurtarıyor da bir kısmını bırakmam lazım. Birini bırak. Şimdi oradan sülfür çıkarsa oraya kazığı dikeceğiz. Yalnız bu kabirler biraz yoracak. Bir de çim atmamız lazım. Isıtıcı atmamız lazım. Deli gibi elektrik yapmamız lazım. Ya bir an önce uranyum muhabbetini çözmem lazım hocam. Sülfür kazıyor. İşte budur abi. Renk. Hemen buraya sülfür imleci de koyduk. Konumumuz sülfür konumu. Oh.
hoş. Yeni loot alanları da bulunca oh ne alemim çıktı be. Üstümde oksijen yok lan benim. Ulan kafama tüküreyim ya. Neyse sülfür çıkartan mekanı da bulduk da bize biraz şey lazım, elektrik. Şimdi bu elektrik makineleriyle ilgili bak bu 19,5 elektrik veriyor. Bu 86 veriyor abi. Bundan bir tane koy, yüzlercesini yık öbürünün yani. Ama uranyum çubuğu yapabilmem için 9 tane uranyuma ihtiyacım var. Benim elimdeki uranyum sayısı 9 değil. Değil mi? Bugün de fasulye yiyelim ya. Tamam. Şimdi hop atla aşağı. Şu neyle yapılıyordu abi? Hepsi bu katta. Güzel. Mecbur güneş paneli yapacağız. Isıtıcı yapmak zorundayım lan. kW elektriğimiz var. Peki. -17 yiyor şerefsiz. Ama yapacağız. Şöyle bir şey yapalım mı? Tamam. Yan olmadı bir ısıtıcı daha yaparız ya. Kalan çubukla ne yapayım? Thank you.
Bak şimdi ya. Bunu içeri koymak zorundayım siz. Abi sıcaklığı arttırmam lazım daha ya. Elektriğe bir bakalım mı? Aa, bir tane daha yapabilirim. Güzel. Yapıyorsa koy lan bir tane daha. Koyarsam buraya sığmam. Nereye koyacağız lan? Isıtıcı K3'ler çalışıyor şu an. 3 tane falan ısıtıcımız var da. Thank you.
Şimdi arkadaş, sülfün olduğu mekana gidiyoruz da. Uranyumu bulamadım, o çok sinirimi bozdu ya. Osmiyum mu var lan orada? Oğlum, osmiyum çok lazım bir şey şu an var ya. O sülfürleri sonra toplayacağım. Önce Osmanlıları toplayacağım. Osmiyum var ya, dünya için şu an bana çok lazım bir şeydi ya. Yemin ediyorum var ya, şey böyle osmiyumu bana koklatmalık veriyor İpne ya. Daha gezegeni ısıtmamız lazım gençler. Abi alüminyum falan var burada da, onları da alayım da. Ki alüminyumu çok kullanıyoruz. Ne dömür. Demir ve sülfürün aynı yatağın içinde hayvan gibi çıkıyor olması hiç şaşırttı mı? Bence şaşıracak bir şey yok. Güzel çıktı, güzel. Bir miktar osmiyum aldık. Şimdi basınç yüksek gidiyor. Yani çok hızlı gidiyor. Basıncı biraz yavaşlatıp ısıyı yükseltmek lazım. O yüzden bir iki tane delgi kakiyi mortlatacağız. TikTok her şeye gereksiz gereksiz hata veriyor arkadaşlar. Yani aklınız varsa uzak durun melanet yerden.
Şimdi craft yaptık. Yukarı çıktık. İridyum craftlamadık ama bayağı bir alüminyum geldi. Şu alüminyumları bir yerine atalım hocam. Güzel. Alüminyumlar chest'teki yerine aldı hocam. Demir geldi. Evet, şuraya sülfür doldur abi. Oğlum bayağı bir malzeme geldi ha. Yalnız şimdi osmiyumla ilgili bir sıkıntımız var hocam. Yani hala uranyumu bulamadım. Bir iki tane K2 delgi kıracağım abi. Bir iki tane K2 delgi kırmalıyım. Oğlum hala cayır cayır gidiyor bu. Kuracak hale geliriz inşallah. Maşallah lan bu hala hızlı gidiyor ha. Biraz daha delgi kıracağım ben ya. Bu delgileri basınç zaten hayvan gibi artıyor yani şu an. Daha kırdık. Oğlum basınç hala bayağı hızlı gidiyor. Ne oluyor lan? Allah Allah. Demek ki bu K2'ler bir işe yaramıyor. İki tane daha kırdık mı? Çıkıp chestlere baş atmak gerekecek. Ananı. Şimdi titanyum ve demirden oluşan bir yığın da onlar değil mi? Uranyuma koyacağım şu an çünkü uranyum bulamıyoruz şu an. Oğlum basınç hala çok yüksek.
Hiç dergi yok. Kesinlikle cevher çıkarıcılar deşiyor abi. O zaman ısıtalım. Bir alüminyum, bir silikon. Şimdi demirleri yerleştir abi. Demiri çok kullanıyoruz da. Bir de iridyum çubuğu. Ne istiyordu lan? Oğlum bundan bir tane var bende. Ben bundan yaparım. Ama bir sıkıntı var. K3 ısıtıcıları dışarı koydurmuyor bana. Bir tane de şuraya soktuğumuzu varsayalım. Oğlum aradan geçemem ki. Yer kalmıyor. Büyük sıkıntı abi. Yani bu ısıtıcı olayı ısıtıcı K3. Buralara başka bir şeyler koymak gerekebilir. Şimdi biraz daha ısıtıcı yapacağım ama onun için bana ne? Önce bir dakika. Önce bir su iç, yukarı çıkarız. Bir daha çık, aç, ye bir tane. Yani üstümde dolu var. Alüminyum ve silikon alacağım. Üç tane, dört tanelik. Lan dört tanelik zaten yapamazsın ki. Bir
Bakalım tarafta makineleri koyacak yer. Tamam ya, buralara yaydığımız iyi oldu bu ısıtıcı cihazlarını. Gel bakalım aslanım. Oğlum sıcaklık hareket etmiyor. Bu dalga geçiyor benimle ya. O su gitgide yükseliyor ha. Çubuğu alabilir miyim canım? Arttırıyor. Ve ister istemez biyo kütleyi de arttırıyor. Yani elektrik 59 kW'a düştü abi. Şimdi ben bir garibi. Gel gel. Altı, dokuz tane, tamam. Mekanın ısınması lazım hocam. Dört tane burada. Beş, dokuz, tamam. Yosun bilmem nesi geldi. Güzel. Hocam. Ha şey yapmayı unuttum. Pardon. Pardon. Çubuk alayım. Teşekkür ederim. Şimdi. Daha da ısıtmamız lazım burayı. Bu ne? K1 yosun üretici. Süper alışımla yapılıyor. Yani K1 yosun üreticiden öyle yüzlerce binlerce yapamıyorsun ama oksijene bayağı bir katkısı var. Elektrik durumumuz ne? Oha lan iyi de elektrik yiyormuş. O zaman önce nükleeri yapalım abi. Nükleer füzyonunu yapıyor. 2 su 3 süper alışım. Ha şu çubuk. Uranyum çubuğunu alayım abi.
Güzel. Evet arkadaşlar, bir nükleer daha koyduk. Elektrik üretimimiz... Oh! Uçmuş. Güzel. Ben bunu sevdim. Güzel. Şimdi ne üretecektim ben ya? Şu yosun ne istiyor? Süper alışım istiyor. Yosun süper alışım istiyor da süper alışımı üretmek mesele şimdi. Bir dakika ya. Şu arkadan... Buraya çim makineleri atmışız. Şimdi bunun oksijene 127 katkısı var, bunun 108 katkısı var. Bu aralar çiçek dağıtıcı açıldığı zaman koyarak yine bir şeyler. Yosunu atmamız lazım abi. Ne istiyordu bu yosun? Su şişesi. Şimdi bir dakika. Bana o zaman 4 tane süper alışım mı lazım? Gel bakayım. 3 tane süper alışım lazım olsun. Süper alışımı neyle yapıyordum? Her materyalden bir tane koyuyoruz. Tamam. Elimizde titanyum olduğuna göre şuradan 3 tane alüminyum. Kentsel alüminyum istiyor mu? İstemiyor. Güzel. Üç tane magnezyum. Üç tane silikon. Kesin kobalt da istiyordur. Demir istiyor muydu lan o? İstemese hatırım kalır zaten. İstiyordum. Tamam. 3 magnezyum. Yukarı. Bir de biyoplastik. Biyoplastik. Bu arada biyoplastiği ben üretebiliyor muyum? Buradan olmadığı kesin. Laboratuvarımıza gelelim. Biyoplastik. Silikon, mantar ve su şişesi. Tamam, biyoplastiğe ihtiyaç olursa üretebiliyoruz. Şimdi şu sulak mekana bir inek. Yapabiliyoruz değil mi bunu? Lan yosun makinesini herhalde toprağa koyacak halimiz yok. Evet. Bir. Üç tane yosun koyduk. Güzel. Biraz malzeme tükettik ama. Oğlum basınç hayvan gibi artıyor ya.
50 MTI çok var sana daha. 63 PPB. Abi oksijeni yükseltmemiz lazım. İki su, bir magnezyum, bir alüminyum, bir lirma tohumu. Ben yosun... Şuraya da atabilirim lan bir tane yosun. Biyoplastik var değil mi lan bir tane bende? Bir biyoplastiğim var. Bana bir tane süper alışım lazım abi. Evet, bir tane süper alışım craftladım. Patlıcan ve biyoplastik. Şu biyoplastiği alayım hocam. Elektrik 72 kW daha var. Şimdi ne olacak? Ha, yukarıdan bir patlıcan, bir magnezyum alacağız abi. Yosun alttan toplanıyor ama şimdi değil. Başladı o da. Şimdi. Şimdi bir dakika ya. Şu iç lamba olayı neydi? Neyle üretiliyor? Magnezyum ve kobaltla. Hadi 3 olsun lan. Tane oldu. 6 tane oldu. Şimdi bir üst kata. Şu ışıklarımı. Güzel. Yani iç mekan aydınlatması dediği ufaktan bir aydınlatma koyduk.
Tamam. Burası tertemiz oldu. Şimdi hocam, şu sebzelerimizi alalım. Şu an PPH değerlerinde ne durumdayız abi? Abi basınç sakinledi. Oksijen gözle görülür artış gösteriyor ama basınç içine verdi. Abi çok cihaz yapmak lazım ya. Buna yetişemiyorsun ya. Lan elektrik falan gider bir şey olur. Bas kaydede. Şu an sinirim bozuldu. Yosunlarım büyüyor, iyi. Şimdi neler açılmıştı bizde? Bakalım, şu roket ramposundan hiç yapamadım. Aslında yapmak lazım. Hayvan gibi de elektrik tüketen bir şey. 3 tane süper alışıma ihtiyacımız var. Elimizdeki malzeme bunu kurtarır diye düşünüyorum. Roketi kurtarır diye düşünüyorum. Oğlum roket rampası için çalışma yapabilirim. Yapılabilir yani, bu mümkün. Delgi K3 bir ihtimal. Hayvan gibi elektrik çektiği için ve elimde kalan elektrik de gitgide sınırlı bir hal aldığı için ister istemez bir tırsma geldi. Hem canlı, bu arada arkadaşlar yeni gelenlere de söyleyelim. Aynı zamanda YouTube'a da bunun videosu için bölüm gibi böyle kaydını da almaktayım sevgili TikTokçuğum. Arkadaşlar yüksek müsaadelerinize ben şöyle küçük bir mola vermek zorundayım. Çok değil, birkaç saniye kadar bir lövebe ihtiyacım var. Onu bir insani ihtiyaç görüp hemen geri geleceğim. Hiçbir yere kaybolmayın değerli arkadaşlar.